biraz konumuza dönelim. Soruları bir kenara bakalım. Çünkü size enteresan bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. bugünkü başlığın içinde dolduralım. İyi bilanço geliyor, hisseler düşüyor. Neden oluyor abi? Şimdi bir sürü farklı hikayesi olabilir. Yani her şirkette farklı hikayelerle karşılaşabilir. Ama bir ana tema hep tekrarlıyor kendisi. Wall Street tahminlerinin epey üstünde bilanço alıyoruz. E, fakat hisse %8, %10. Shopify örneğinde, şimdi bugün en son nereye geldi bilmiyorum. %20 falan aşağı doğru geliyor. Ben Shopify'de yatırım yok ama... Takip ettiğim ve çok da beğendiğim bir şirkettir benim Shopify pahalı bulduğum için yatırımcısı değilim. Online perakende de böyle bayıldığım bir dünya değil. Fakat çok iyi bir bilanço getirdi. Önüne gayet iyi bir hedefler planlar koydu. Fakat borsa aşağıda. Şimdi i̇şte önce bir ne getirmiş ona bakalım. Sonra da Wall Street niye böyle yapıyor bakalım. Sonra bir de arm'a bakacağız. Yani iki ayrı bilanço üzerinden Wall Street neyi planlamaya çalışıyor ona bakacağız. Buradaki dönüşüm ne ona bakacağız. Çünkü inanın bana bu bilanço geldikten sonraki o ani süper saat hareketler bizlerin hareketleri değil. Ya da borsa kapanış saatinden sonra bizim gibi bireysel yatırımcıların borsada pek sözü geçmiyor. Büyüklerin bir oyun dönüyor orada ve aniden Shopify gibi bir şeyi yüzde yirmi aşağıya alıyorsan veya tam tersi örnek. <laughs> i̇yi ki Tesla bu çeyrek çok kötü bilanço getirmiş yani. iyi bilanço getirseymişiz bile ne olacakmış. Kim bilir yani biliyorsun 140 dolarla girdik bilançoya. Yani bile iyi bilanço getirseydik yani 80'le çıkacaktık yani. İyi ki kötü getirmiş diyelim. O da bir değişik örnek yani süper kötü bir bilanço. Gelecekle ilgili anladığın hikaye de çok enteresan bir hikaye değil. Yani ona rağmen müthiş bir dönüş. Şimdi burada bir ee, yeniden bu kar kartlar karılıyor öyle söyleyeyim. Bu hatta mesela Magnificent Seven dediğimiz büyük ellerin içinde bile bir büyük dönüşüm var. Yani bir zamanların en popülerleri olan Apple ve Tesla gitti. Mesela Amazon şu anda çok popüler. Biliyorsunuz ben bir buçuk iki aydır Amazon topluyorum. Çünkü ne demiştim? YouTube katılıcılar zaten bilirler. Yani Amazon'u bu yapay zekadan en iyi yararlanacak hisse diye düşünüyorum demiştim. Ve daha da önemlisi Wall Street'in öyle söyleyeceğini düşünmüştüm açıkçası yani. Çünkü Wall Street şöyle bakıyor. Tamam Nvidia tamam altyapıcı. Nvidia tamam abi. Öbürlerin hepsi hikaye. AMD, AMD. Nvidia'nın çok gerisindeler. Ona kafa yormayalım şimdilik. Nvidia çok önde gidiyor. Öyle bakıyor Wall Street. Peki bu, bu, aldığı çipten en çok parayı kim kazanacak ona bakıyor. Meta'yı bir önceki çeyrekte ödüllendirdi onun için. Bu çeyrekte biraz geri aldı ödülü ama hala Meta yani çok artmış durumda değeri. Şimdi toparlı. Bu çeyrekte de Amazon ödüllendirdi yani. En net ödül oraya verdi. Çünkü diyor ki ya Amazon burada hem verimlilik iyileşmesi yaratacak hem robotlar yapacak hem zaten yapay zeka hizmetlerini buluttan satacak. Yani ben sürekli CNBC'ye veya Bloomberg analist dinliyorum ve onların tonunu anlamaya çalışıyor. Onda bir tonu oluyor çünkü o ton bir sonraki hikayeyi bize anlatıyor her seferinde. Şimdi son dönemlerdeki ton benim gördüğüm kadarıyla yapay zeka meselesi şişirildi. Yapay zekadan para kazanma işlerine daha çok var. Bu nedenle bir önceki çeyrekte veya ondan önceki çeyrekte yapay zeka söylemiyle yukarı gitmiş. Ama o söylemin içerisine süper deli hayvan gibi Nvidia vari, büyümelerle ve gelecek öngörülerle doldurmayanlar aşağı alalım diyorlar. Yani hikaye bu. Bunları bir indirecekler. Bu parayı da başka yerlere diplo edecekler. Çünkü burada çok ciddi şişirdiler. Şimdi gidelim örneğe. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sayılara bakmak her zaman en sevdiğim şey bizi tartışmalardan da kurtarır. Şimdi şu e, Shopify'in sayıları önce bir şeyine bakalım. E, beklentiye bakalım Shopify'da. Shopify bilançoya girerken beklentinin üzerinde yani 1.86 milyar dolar euro bekleniyordu. 2, e, onun 13.57 milyon dolar üzerinde euro geldi. Hisse başı karda normalized'da şimdi bunu anlamamız lazım. Biraz Amerika'da işler farklı raporlanabiliyor. Burada bir normalized e EPS var. Bir de gap actual var. Normalized demek o çeyrekte aslında bir daha tekrarlamayacak bir kalem varsa bilançoda zarar getiren onun ayıklanmış hali. Burada neyi ayıklarlar genelde? Hisse başı kar opsiyonları yani çalışanlara verilen hisse bazlı opsiyonları ayıklarlar. Bir de Shopify'ın bu dönemde belli yatırımlarından elde ettiği zararları ayıkladılar. Onların bir lojistik işi vardı. Eskiden bu fulfillment işlerini de yapıyorlar Amazon gibi. Onu sattılar, kapattılar. Bir de galiba Affirm'e yatırımı var e, Shopify'ın. Buralarda da yani bir tanesi zaten bünyelerinden çıkarttılar. O yüzden hem belli orada daha evvel yüksek maliyetlerle bilançosunda duran kalemleri write-off etmek zorunda kaldılar. Yani onu zararına sattırıyor söyleyeyim. öyle söyleyeyim. düştü şirket. Ciro etkilerini ben sonra konuşacağız. Bundan dolayı diyor ki şirket ben 0.20 getirdim. Normalize actual'da. E, ve, normal, ve bu Wall Street üstünde. Ben gap actual'da düşük geldim. Sebebi de işte bu ki mesele. Yani çünkü burada o gideri işin içine katınca 29 cent. Eksi de kaldım, gibi gözüküyor. Ama aslında bu bir kereye mahsus meseleleri iki kalemden birden. çünkü beni hem maliyetten hem ciroda etkiliyor. Bunlar olmasaydı BNF'i tutturuyordum diyor. Nitekim Shopify'in raporuna gittiğimizde, onların ayarına gittiğimizde bundan gayet net bahsediyorlar. Biraz hani buradaki sayıların üzerinden gidelim ne diyorlar. Mesela diyorlar bizim üzerimizden geçen toplam ticaret hacmi bir önceki yıla göre %23 arttı. 60 milyar dolar ticaret hacmimiz var. 11.3 milyar dolarlık büyüme anlamına gelir bu diyor. Geçen senenin aynı çeyreğine göre. Jiromuz %23 artı 1.9 milyara geldi. Ama diyor eğer lojistik işimizi satmamış olsaydık. Yani onu sattık bir şeydi. O geçen seneki kıyaslamada hata yapmayın. Geçen sene o da vardı. Lojistikten gelen geliri vardı. Onu hesaba katmasak aslında Jiro'daki büyüme %29 diyor. Arkadaşlar %29 çok iyi bir büyüme. Çok iyi bir büyüme. %23 de iyi bir büyüme. Biz Palantir'de %21'i gördük diye mutlu olduk. Bu %29 büyüyor. Süper. Nereden geliyor bunların şimdi bir üzerlerinden bir ürünler satılıyor falan da bunlar parayı nereden alıyor? İki bacağı var bu işin. Bir tanesi Merchant Solutions Revenue yani bunların üzerinden mal satanlardan aldıkları çeşitli komisyonlar öyle söyleyeyim. Buradaki ciro %20 arttı diyor. Gayet iyi yine bir artışımız var. Bunları bile ödeme sistemi var. Ödeme e, Shopify Payments diye geçen oradaki ödeme Geçen sene aynı çeyreğe göre bakın burada gross payments volume yani üzerimizden geçen çok haber toplam ödeme 36.2 milyar dolara geldi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam üzerinde bunun 60 milyar dolar ticaret olmuş neden ödeme 36.2 milyar dolar. Başka platformlarda da Alışverişler yapılabiliyor. Mesela YouTube'da Shopify kanalınız olabiliyor. O ciro orada kalıyor. Bunların üzerine ödemesi buna gelmiyor. Yani fark oradan kalıyor. Yani Oradaki ödeme doğrudan doğru YouTube'a gidiyor. Bunlara bir komisyon düşüyor. 36.2 milyar dolarlık bir burada ciro e, var bizde diyor. E, bu da geçen senenin 27.5 milyar dolarına göre %56'lık büyüme anlamına geliyor diyor. Müthiş büyüme. Ee, Subscription Solutions Revenue diye bir ciroları var. En önemli ciro kalemleri bence. Burada üye oluyorsunuz ya tedarikçi olduğunuz zaman Shopify'a e üye oluyorsunuz. Üye olmak için bir para veriyorsunuz. Shopify'ın en beleş para kazanma şekli. Yani burada bir hizmet falan da vermiyor. Onun farklı seviyeleri var. İşte altın üye, gümüş üye falan çeşitli haklarınızın olduğu. Orada da 134 artış var. 511 milyon dolar. Şimdi biraz sonra detayına bakacağız. Bu neredeyse tamamen net kar yani. E, çünkü ekstra bir pek yok orada. 511 milyon dolar. Burada da 134 artış vardı. diyor. Aydan aya tekrarlayan ciro. Yani Dünya yıkılsa gelecek ay yine alacağım cümle. Mesela benim YouTube katıl üyeliğimi düşün. 1600 üyeye geldik şu anda. Yani bu ay acayip kötü bir şey yapmazsam gelecek ay benim 1500 üyem var yine. Öyle düşün. 1500 üye benim recurring revenue. Öyle düşün. Burada da diyor artış var diyor %32. Okey daha ne artacak? Müthiş. Eğer şeyleri yaparsak başka hesaplama yaparsak bu biraz daha da yukarı gider diyor. Brütkar %33 arttı diyor. Ee, serbest nakit akışı 232 milyon dolar oldu. Bu çeyrekte. Geçen sene aynı çeyrekte 86 milyon dolardı. Free cash flow margin ne demek bu? Yaratılan cironun ne kadarı serbest nakit olarak cepte kalıyor? 112'ye gelmiş. Yani ne vardı ciromuz? Hatırlayın işte şey sayı unuttum yukarıdaki. O cironun %12'si cepte kalmış bu çeyrekte. Geçen sene aynı çeyrekte %6. Ne kadar nakitim var? 5.2 milyar dolarda nakitim var benim. Şimdi Biraz daha böyle sayıların detayına şuradan da bakmak istiyorum iyice anlamanız için. Bu benim yine kullandığım farklı bakış açısıyla hisselere bakmamı sağlayan bir yapı. Finchat diye. Finchat.io. Bir sponsorluk ilişkim yok. O yüzden size bir indirim kuponu falan da yok. İleride belki olur. Bazı analizleri çok güzel yapabiliyorsunuz burada. Ve diyor ki arkadaş benim diyor subscription solution revenue'um yani üyelik hizmetlerimdeki ciro 511 milyon dolar. Geçen sene aynı şeyle göre %33 arttı. İşte bu eflere verdiğim hizmetlerden dolayı aldığım komisyonlardaki ciro 1.350 milyar. Geçen sene göre %19.9 arttı. Toplamda 1.861 ciro yaptım. Bak geçen sene aynı çeyrek 1.508. Gayet sağlıklı, kaliteli düzgün bir ciro artışı var. Brüt karlara bakıyorsunuz. Burası çok enteresan. Subscription Solutions'ların brüt kar 416 milyon dolara gelmiş. 511 milyon doların 416'sı brüt kar. %39 brüt kar artışı var diyor. Sunduğum hizmetlerden elde ettiğim brüt kar 541 milyon dolara geldi. Bakın o da karlık daha düşük. 1.350'nin 541'ine geliyor. Geçen senenin %29 üstündeyiz diyor. Sonra da altta başka bir sürü sayılar da veriyor. E, ne var burada sorun? Nerede bir sorun var? Hiçbir soru yok. Bak bilançoya bakın. Bilanço görsün gözümüz yani. Bilançosuna bakıyoruz. Nakit 1 milyar 623. Kısa vadeli yatırımlar işte bunlar değer kağıtları falan oluyor. 3,5 milyar civarı. Total cash and short term investment yani Toplam kısa vadeli yatırımlar nakitte beraber 5 milyar 177. Üzerine alacaklarını borçları falan koyuyorsun. Toplam current asset yani toplam cari varlık 6 milyar 440. Toplam varlık 11 milyar 112. Borcu ne kadar abi? 11 112 varlığa karşı borç 2 milyar 219. 6 milyar cari varlığa karşı toplam cari borç 92 milyon. 6 milyara 92 milyon. Yani olağanüstü bir plan. Çok iyi bir performans. Niye aldılar Shopify'yi aşağı biliyor musunuz? Enteresan bu da enteresan. Shopify, şimdi buna da yine Seeking Alpha'dan bakalım. Bu arada Seeking Alpha'yı bugün bana grupta soranlar oldu. Altta linki var. Ee, ücretsiz olarak bir hafta kullanabilirsiniz. Ee, tavsiye ederim. Orada bütün bu verileri alabiliyorsunuz. Ee, ne diyorduk? Ee, Shopify'da e, tahmin, e, ciro tahmin olarak ne verdi bir de ona bakalım. Ee, dedi ki, şurada kendi raporlarında... 2024 Outlook'unda Revenue'yu 2024'ün ikinci çeyreğine yani önümüzdeki çeyreğinde High Teens Percentage Rate yani yüksek onlu yani yüksek 19-20'lerde 19'larda görüyoruz dedi. Ama dedi aslında bu işte daha evvel bahsettiğim işinden vazgeçmeyi düşündüğümüz zaman bu %25-26'lara geliyor dedi. Burada da bir sorun yok. Yani ciddi de bir büyüme hedefi verdi. Ama verdiği büyüme hedefi e, şeyin öngördüğünün, Wall Street'in öngördüğünün acızık altında kaldı. Onu şurada yerde raporluyordur. Şurada diyor ki Guidance olarak Remini Groft'unu %19.73 verdi. Biz Wall Street olarak biraz daha bunun üstüne bekliyorduk. Yani tek sorun ikinci çeyrek için verdiği gelir tahmini Wall Street'in dediğinden. Onun da altında değil ortasının azıcık gerisinde. Yani Wall Street'te bir aralıkta veriyor tahminleri. Ne kadar vermiş? Şurada görelim hemen. Onun biraz gerisinde. Ve bundan dolayı bu zavallı hisseyi Cezalandırdılar. Bakalım şurada e, earnings estimate'larda ciro tahmini neydi? E, ciro tahmini 8.50 milyar dolar veriyorlar bu yıllık. Bunu çeyreklendirmemiz lazım iyi anlamamız için. Kuarteli'ye e, döndürdüğümüz zaman ne veriyorlar? Bakın karşılaştırım tekrar buradan. İkinci çeyrek için e, ciro beklentisini 2 milyar olarak veriyorlar. Bizimkiler bunun azıcık altında hatta altında değil de tam üstünde bir sayı verdiler. Bundan dolayı zavallıyı düşürdüler abi. Hikaye bu. Shopify'deki hikaye bu. Şimdi daha trajine gelelim. Arm'a bakmadan olmaz. Arm'da işler daha da trajik. Arm'ın bilançosu. Çok güzel raporluyorlar onlar. 928 milyon dolar ciro var Arm'da. Geçen yıla göre ciro artışı %47. Yani biz Palantir'de %20-21 falan diye seviniyoruz. Bu yüzden %47 getirdi. Bunların iki tür geliri var. Bir lisans gelirleri var. Yani sana bir tasarım yapıyorlar. Onu sana lisanslıyorlar. Oradaki ciro büyümesi %60. Bir de royaltyleri var. Bir şeyi, çipi Onları royalty ödeyerek almaya devam ediyorsun, yani üretime devam ediyorsun. Kendi hiçbir şey yok bunlar. Yani bunlar işte çok büyük mikroçip şirketlere tasarım yapıyor şu. Gelir büyümesi yüzde 37. Non-Gap Operating Kar 391 milyon dolar, geçen sene göre yüzde 42 yukarıda. Trailing 12 maç, yani son 12 ay serbest nakit akışı artışı 97 milyon dolar, geçen senenin 50 üstünde. Acayip sayılar ve şeye bakıyorsun. Daha da enteresanı. E, wall Street beklentileriyle kıyaslamalara bakıyorsun. Orada da herifin bir sorunu yok. Bak burada diyor ki heriflerin koyduğu, işte okumayayım size çok e, şeyini. Ciro tahminde biz beğendik. O da çünkü yukarı çektiler. Fakat Royalty fee'lerde azıcık beklediğimizden az oldu. Hup! Biz aşağı alıyorlar. Şimdi bunun sebebi Wall Street'in bence bunları aşağıya almaya hazır gelmiş olması. Yani bu kafayla girdiler. Yoksa bakın şu şurada yine şeyine bakalım, detayına bir bakalım. Ee, şu sayılarda bu hissenin bu kadar düşmemesi gerek. Şurada hemen income statement'a bakalım şöyle. Bunu quarterly'e çevirelim. Quarterly zaten. Ee, total revenue 824 milyon. Geçen sene göre %30 artış var. Mis. Satılan malın maliyetinde biraz artış olması gerekenden fazla. Ama öngörülerin çerçevesinde. Rütkar 788 milyon daha. Geçen sene göre %30 artış var. Mis gibi bir bilanço. Fakat ARM'da da, Shopify'da da Wall Street satmaya geliyor. Satarken de bahane olarak bize neyi veriyorlar biliyor musunuz? Fiyat kazanı çok yüksek diyorlar. Ee, hakikaten korkunç ARM'a ki biliyorsunuz ben o yüzden ARM'a yatırım yapmamıştım zaten. 1317. Fakat aslında dünkü bilançodan sonra fiyat kazancı geriledi. Yani düne kadar bilançodaki bu dev fiyat kazancı tamam diyordu Wall Street. Dün abi tamam değil artık dedi. Üstelik de şirket bunu düzeltti bir miktar. Yani çok iyi bir kar getirdi. Aynı şey Shopify için de geçerli. Ne diyor piyasa bize? Ben diyor yüksek fiyat kazançlı gelecek var eden yapay zeka ile ilgili her şeye parayı yağdırdım. Şimdi bakıyorum onlara gelecekle ilgili devasa Nvidia'nınki gibi çılgın rakamlar söylemezse cezalandırıyorum. Oyunun özü bu. Ne yapmak lazım böyle bir durumda? Yani bu hisseler yatırımcı mısınız bilmiyorum. Veya hadi hocam işte Shopify indi hemen alayım mı? Bence biraz beklememiz lazım. Açık söyleyeyim. Çünkü piyasanın modu bazen değişiyor. Piyasanın modu bazen çok yüksek fiyat kazançlara tamam diyor bir hikayeye kapılmışsa. Sonra o hikayeyle ilgili sorgulamaya başlıyor. Yani tamam yapay zeka çok güzel de yani şirketler ama buna çok para harcadı. Bundan ne zaman para kazanacaklar demeye başlıyor. Ondan sonra aşağı indiriyor. Bu <laughs> hikayenin girişatı böyle. Benim tahminim e, FED'den ciddi bir faiz gevşemesi gelmiyorsa bu eğilim bir miktar daha devam edebilir. Yani bu bizi mesela Nvidia'da nasıl etkileyecek göreceğiz. Biliyorsunuz daha var 12 hafta var bilançosuna. Çünkü Nvidia'nın çok iyi bir lanço getirecek. Nvidia muhtemelen gelecekle ilgili de iyi bir öngörü getirecek. Ve Nvidia bu şirket kadar pahalı da değil. Yani Nvidia buna göre ucuz. Ama eğer onu da cezalandırırlarsa o zaman Wall Street'in niyeti iyice kötü olduğunu anlayacağız. Nvidia'da cezalandırma süreci kesilirse tekrardan bu hisseden diplerini almak isterim. Çünkü ARM'ı istemem. Shopify benim ilgi alanımda değil ama yani ilgi alanımda olsaydı düşünürdüm. Çünkü buna da hala çok büyüyecek şirket. Ama bu aralar büyüme oyunundan daha kâr bir oyuna dönüyor Wall Street. Çok da kârlı ettiler bunlar. Yani bu hisselerin hepsinin e, yılbaşından beri performansı çok çok güzel. Yani Arm'ın bakalım işte mesela performansına bakalım. E, ben grafiği paylaşırım sizde. E, year to date yılbaşından beri %37. İşte halka açıldığı günden beri biliyorsunuz ondan nispeten yeni açıldı. E, %70 yani bu inişlere rağmen. Bu tip çok para kazanıp geldikleri hikayeyi şimdi nakit alıyorlar abi karlarını. Bu hikayeyi bir bozuyorlar şimdi. Bu da biraz aşağı doğru gitsin istiyorlar. Perakendecileri panikletiyorlar. Bence Fed'in bu faiz kararından sonra tekrardan bunları güzel bir şekilde ödüllendirecekler. O yüzden ne yapılabilir? Bakın hisse senedi fiyatı düştü diye alınmaz. Ama sevdiğim bir hissenin fiyatı düşmüşse ona ben ne yapıyorum? Dolu. cost average yapmaya başlıyorum. Şu sayı işte yapıyorum. Bence hakkında çok altında. Tekrar Palantir pozisyonu inşa etmeye başlayacağım. Sofi inşaatına tekrar başlayacağım. Niye? Çünkü bence trend geri dönerse. Çünkü bu, bu değerleme işi süper havada bir konu. Hissiyatla ilgili bir konu. Çok yüksek bir şirket. Çok pahalı hepsi çok pahalı. O yüzden bunlar çok pahalı değil. Herkes satmaya geçerse sıkıntı başlıyor. Ve Wall Street bence şu anda böyle bir dönüşüm peşinde. Bir de hani dünkü en son canlı yayında bahsettiğim mesela altyapı şirketleri, Quantum, Quanta gibi, Vertiv gibi e, bu in, bu yeni yapay zekanın altyapı şirketlerine bir miktar para gidiyor. Onlarda çok iyi yükselişler var bu arada. Ve daha bir dengeye doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Benim çıkarttığım dersler e, bu çerçevede.